Haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün Türkiye'de aslında üretilen malların ya da hizmetlerin bir şekilde dünyaya nasıl yayılabileceğinin sorusunu arayacağız. Çünkü çok ciddi bir pazar daralması var dünyada ve bizim özellikle de pazarlarımız sıkıntıda. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Tüm bunları konuşacağız. Alternatif pazarları da Afrika merkezde olmak üzere ele alacağız. Çok değerli bir konuğum var. Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Öztürk. Bugün Ekopolitik'in konuğu. Sayın Öztürk, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, bir kere şu bir gerçek ki hani galiba o sıcak para getirmeler bunlar bitti artık. Kesinlikle. Bizim hedefimizin döviz getirmek ama mal ve hizmet üreterek döviz getirmek olması gerekiyor. Şimdi o zaman biraz yurt dışında daralan pastayı ardından da alternatif pazarları şöyle bir analiz etmenizi rica edeceğim. Tabii. Böyle başlayalım. Şimdi biz öncelikle Öztürkler Holding olarak 9 yıldır Afrika pazarındayız. Daha henüz Türklerin oralara ulaşmadığı zamandan itibaren biz oralarda hizmet veren bir şirketiz. Afrika'da etkinliğimiz aslında çok fazla, çok da fazla bilinen bir firmayız Afrika kıtasında. Bu kıtada 58 ülkenin 33'ünü ziyaret ettik. Buralarda gerekli temaslarda bulunduk. Şu anda 6 ülkesinde de iş yapıyoruz. Şimdi Türkiye'deki daralan ekonomi ve üreticilerin üretimlerini ellerinde stok halinde tutmaları ve dış pazarlar açamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi tüketim toplumlarının doğru araştırmamalarından kaynaklanıyor. Hı hı. Tüketim toplumları artık Avrupa veya Avrupa benzeri tüketime doymuş toplumlar değil. Bunlar tüketim toplumundan çıktılar. Çin bile bugün 1 milyar 200 milyon nüfusta tüketim toplumu değil artık. Çünkü kendi üretimini kendisi planlayıp kendisi üretiyor. Ama dünya haritasına baktığınızda ciddi karanlık bir coğrafya olan Afrika var. Burada 58 ülke var. Toplam 1.6 milyar nüfus var. Ve dünyanın geleceği bu kıtaya bağlı. 50 yıl boyunca bütün üreticiler, bütün sanayiciler, dünyadaki bütün sektörler buraya muhtaç olacak. Çünkü tek geri kalmış kıta burası. Bugün Afrika'ya baktığınızda en gelişmiş Afrika ülkesi Türkiye'nin 40 yıl gerisinde. En gelişmemiş 80 yıl geride. Eğer bugün 40 yıllık ülkeyi burada söylersek bu Tanzanya. Şu an en gelişmişi Tanzanya'dır. Hı hı. Yeni yeni ticaret hacmi yükselen bir ülke ve turizme başladı Serengeti bölgesinde. En geriye bakarsanız da işte Gine, Mali, Togo, Benin bu ülkeleri görebilirsiniz. Hala buralarda çoğunda krallık olan, çoğunda da hala kabile krallığı olan ülkeler var. En büyük ihraç kalemleri futbolcu sanıyorum. Yani onların ihracatı esasında yüzyıllardır yapılıyor esasında ama tabii dünya bunu bilmiyor. Dünyada bilenler zaten sömürgeleri bilenler. Bunun dışındaki de sömürgeleri müttefikleri biliyor esasında. Hı hı. Türkiye'nin haricinde hemen hemen birçok kıtada Afrika'nın birliğinin var esasında. Ama bu yayınlanmamış, bildirilmemiş ki o pazara kimse girmesin. Çünkü onların hakimiyetinde bu pazar. Esasında sadece futbolcu göndermiyorlar. Türkiye sadece futbolu biliyor. Oradan gelen işte Sayın Terim'in 96'da 97'de işte Gana'dan 10 tane futbolcu getirip burada yetiştirmesini de biliyorlar. Ondan sonra da işte gelen Afrikalı futbolculardan az çok bilineni var. Hatta biz ilk 9 yıl önce Tanzanya, Zambiya buralara gittiğimizde Zambiya dediğimizde insanlar diyordu ki acaba oralarda zombi mi var? İnsanları kazana koyup yiyorlar mı diye böyle espriler yapıyorlardı. Yine noktalarda bizden daha gelişmişlik var. Kültür açıdan, sosyoekonomik açıdan olmasa da kültür açıdan bizden ilerlediler. Çünkü bu insanlar sömürge toplumu. 3 yaşında çocuklar okula alınıyorlar. 5 yaşında 2 dil bilen bir toplum bu. Hem İngilizce hem Fransızca konuşan ve kendi kabile dillerini, etnik dillerini de kullanan toplumda. Dolayısıyla geri kalmışlık sadece ekonomik olarak geri kalmışlık var ama kültür açıdan bizden esasını ilerlediler. Peki yani, bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi bakın çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü hani sözde Arap Baharı dediğimiz bile Afrika'daki aslında pastanın paylaşımına yönelik bir müdahale dünyada. Dünya bu konuda faaliyet gösterirken, orada bir takım sondajlar yaparken biz özellikle reel sektör bazında niye bu kadar farkında değiliz? Şimdi biz Türkiye olarak zaten birçok şeyin farkında değiliz. İnsanlar pazarı keşfettikten 20 yıl sonra biz o pazarlara giriyoruz ve kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz ve geç kalmış oluyoruz kendimizi ispat etmekte. Biz Afrika'da şöyle bir örnek vereyim size. Afrika pazarı 100 yıldır Lübnanların elinde. Bu insanlar yüzyıllar önce gelmişler, buralara yerleşmişler, Afrikalı gibi olup Afrikalı gibi davranmışlar ama kazandıklarının tamamını Lübnan'a götürüyorlar. Yani bugün Lübnan pazarı Afrika'da çok etkin. Bütün ticareti hemen hemen onlar yapıyorlar. Şimdi son 5 yıldır Çin
bu ülkelere sirayet etti. Hindistan arkasından sirayet etti. Hatta galiba yuanla ticaret bile yapıyor Çin orada. Tabii. Hı-hı. Bakın ben onunla ilgili size bir başımızdan geçen bir hadiseyi de anlatacağım. Yani bu konuyla ilgili Çin'in ne kadar etkin olduğunu anlamanız açısından. Hindistan ikinci sırada. Bundan sonra da gelen şimdi Amerika kıtasındaki ülkeler geliyor. İşte Avustralya geliyor, Kanada geliyor, Brezilya geliyor. İşte Amerika'nın kendisi geliyor vesaire. Biz Türk toplum olarak daha son 2 yıldır Afrika'yı tanıyoruz. Afrika'yı biliyoruz. Biz 9 yıl önce Afrika'ya girdiğimizde 6 büyükelçilik vardı. Şu anda 36 büyükelçilik var. Biz gittiğimizde sadece direkt uçuş bir tane ülkeye vardı Türk olduğunu. O da Senegal'e vardı. Dakar'a uçuyordu. O da işte biliyorsunuz oranın hani Afrika'nın ilk başkenti gibidir orası. Hı hı. Açılan kapısıdır. Oraya uçuyordu. Şu anda 12 noktaya uçuyor. İşte bu ilerleyen dönemlerde artacak. Bu artmayla beraber de tabii ki Afrikalı buraya öğreniyor, gelmeye başlıyor. Sömürge ülkelerinin dışında farklı ülke görüyor. Büyük bir pazara esasında adım atmış oluyor. Bu büyük pazardaki kaliteyi görüyor ve bu kaliteye istinaden de artık ticarete başlıyor. Şimdi bunu kendileri yaptı esasında. Bunu biz yapmadık. Onlar kendileri öğrendiler bu pazarı, kendileri keşfettiler. Biz keşfettirmedik. Yani biz gidip oralarda bir çalışma yapmadık. Onlar bizi tanıdılar ve gördüler. Esasında biz Afrika'nın çok fazla pastasını yiyebiliriz. Oradaki kaymaklı kadayıfı da biz yiyebiliriz. Neden? Çünkü bu toplumlar esasında Osmanlı'nın kökünden gelen toplumlar. Osmanlı buraya çok iyi bakmış, vergi toplamamış, hep bunlara yardım yapmış. O yüzden bütün 58 ülkeye gittiğinizde Osmanlı'nın kökünden kalan mirası görüyorsunuz ve size karşı zaten yaklaşımlarında da bunu hissediyorsunuz. Yani bir Türkiye sempatisi var. Kesinlikle. Çok fazla. Çok fazla var. Dolayısıyla bunları esasında çok iyi planlayarak iş konseylerinin, iş birliklerinin buralara gitmesi, iş adamlarını götürmesi bu işin kifayet değil. Yani buraya gidip iş adamı tamam görüyor. Oradan işte 2 tane biblo alıyor, 1 tane mask alıp geri dönüyor. Bir daha da gitmiyor. Bu böyle değil. Bu ticaret oraya gidip kalınacak, görülecek. Oralarda gerekirse 1-2 yıllık bir çaba gösterilecek, sabredilecek. Ondan sonra da o pazar elinizde olacak. Onların tercih sebebi esasında Türkiye şu anda. Çünkü insanlar buraya geliyor, görüyor. Türkiye'deki büyük ekonomi göstergeleri de görüyorlar. Yani yapılanmaları görüyorlar ve onlar da buna esasında istiyorlar o kendi ülkelerinde. Ciddi bir çalışma yapsak ne büyüklükte bir volüm yakalayabiliriz Afrika'da? Ben şöyle söyleyeyim size. Gelecek 50 yıl bir kere Afrika'ya muhtaç. Bakın muhtaç diyorum çünkü. Dünya muhtaç. Çünkü neden biliyor musunuz? Sadece tüketim toplumu. Hiçbir şey yok. Yani biz mesela oraya konut üretiyoruz, konut götürüyoruz. Buradan konteynerlarla gönderiyoruz. Bir tane civatamız kaybolsa o civatayı bulamazsınız orada. Mümkün değil. Hiçbir şey yok. Bakın tekstilinden gıdasına, gıdasından inşaat sektörüne, inşaat sektöründen televizyoncular, radyocular, sizin sektörünüze kadar hiçbir şey yok. Yani meşhur ayakkabı hikayesi. Evet, hiçbir şey yok. Ve biz şu anda burada kaplumbağa hızıyla gidiyoruz. Şu anda burada insanlar en hızlı çitanın hızıyla gidiyorlar. Biz sadece kaplumbağa hızıyla ilerliyoruz. Bu pazarın çok genişlemesi lazım. Bu pazarı bizim hakim olmamız lazım. Ama bu böyle 1-2 tane firmalı olacak işler değil. Büyük firmaların gitmesi lazım, görmesi lazım, ulaşması lazım. Mesela yine bir bisküvi markası, markasını vermiyorum ama buralarda satılıyor. İnanın o bisküvin orada satılımından buradaki firmanın sahibine haberi yok. Çünkü ben birebir görüştüm. Dolaylı ihracat mı oluyor? Brüksel'e veriyorlar. Brüksel oraya satış yapıyor ve haberi yok. Ve düşünün otoyolda duruyorsunuz. Işıklarda elinize geliyor bir bisküvit, Türk markası. Çocuğa soruyorsun, diyorsun ki bu nedir? Çocuk onun sattığı ülkeyi bile bilmiyor. Diyorum ki bu Türk markası, haberin var mı diyorum. Aa bilmiyorum diyor, şaşırıyor. Elindeki sattığı ürünü bilmiyor. Bu arada tabii arada Brüksel'in alacağı katma değeri de biz almamış oluyoruz. Tabii o pastadan biz nasibimizi almamış oluyoruz. Esasında biz yine şu var, bizdeki maalesef Türkiye'deki iş adamlarımızda şöyle bir şey var. Armut piş ağzıma düş, hiçbir şeye gitmeyeyim, hiçbir şey yapmayayım. Herkes ayağıma gelsin, benden malı alsın, gitsin, satsın, ne yapıyorsa yapsın. Böyle mantık yok. Bu o zaman oradaki ulusal bayrağı orada dikmemek oluyor. Hı hı. Biz 9 yıldır bu çabaya veriyoruz bu ülkede ve o yüzden başarılıyız da. Afrika'da çok etkinliğimiz olan bir firmiz esasında. Biz biliniyoruz ama tabii tek başınıza ne kadar bir çaba sarf edersiniz onu bilinmez. Biz yine de 9 yıl önce ilk girdiğimizde tek Türk bayraklı ofis bizim ofisimizdi. Şu anda da hala aynı. Hala aynı şeyi koruyoruz çünkü daha bir Türk firması gidip orada bu yapılanmadı. Bu bir eksiklik değil mi? Yani sizin yarın öbür gün orada bir dert anlatırken orada çok sayıda Türk firması olması bir lobi oluşmasına da vesile olacaktır. Bu çok ciddi bir handikap. İşte zaten konumuz bu. Şimdi bu ülkelerde biliyorsunuz ki çok 10 yıldır cemaat var. Buralara gitmişler, buralarda yapılanmışlar, okullar yapmışlar vesaire. Türklere o gözle bakıyorlar. Fakat tabii biz oralara gittiğimizde bunun çabasını veriyoruz esasında. Yani ülke bunlardan oluşmuyor.
Türkiye çok çağdaş, çok ileri düzeyde bir ülke. Bunları da anlatıyoruz. Bu anlamda orada da bu tip bir lobi faaliyeti yürütmek zor. Tek başına bir şey yapamazsınız. Ancak insanlar bunu ayırt edebiliyorlar. Çünkü istismarlığı görüyorlar. Şimdi ben mesela yine Afrika ülkelerinden bir tanesinde bu konuyla ilgili çok ciddi bir şey yaşadık, sıkıntı yaşadık. İnsanlar bize dedi ki, devlet başkanı, sizin dedi buraya okullarınız geldi. Sizin okullarınız geldikten sonra bizim de ülke nüfusumuzun dedi %96'sı Müslümandı. Şu anda %92'ye düştü bu okuldan sonra. Çünkü bu gelince bu sefer misyonerler geldi. Faaliyette bulmaya başladılar. Misyonerler gelince farklı etnik grupların buraya insanlara gelip bizim köylerimizi beyinlerini yıkadılar. Ve şu anda bizim Müslümanlık şeyimiz kaymaya başladı. Kaybediyoruz günden güne. İlginç bir tespit. Evet. Dolayısıyla biz esasında burada bu tip faaliyetin olmasını arzu etmiyoruz. Ancak tabii ki insan topluluklarının buraya gelip insanları tanıması, bizim de ekonomimize katkıda bulunsunlar diye bazı şeylere müsaade ediyoruz. Çünkü yok. Düşünün ki devletin bütçesi $700 milyon yıllık. Yani sizin burada İstanbul Belediyesi'nin sadece bir yıllık çiçek ektiği bütçe $1 milyar. Hı hı. Ben hatta devlet başkanları buraya geldiği zaman 2010'daki geri kalmış ülkeler toplantısında işte bütün duvarlarda bile çiçekleri görünce bu köprülerin altında vesaire de adam şaşkınlığı gizleyemedi. Dedi ki ya bu ne kadar güzel bir şeydi, ne kadar büyük bir çiçek şeyiniz var, sevginiz var dedi. Sonra dedi ki ne kadarlık bir bütçe bu, dedim ki $1 milyar. Keşke de o $1 milyar bize ayırsanız da dedi, bizim ülkemiz birazcık ileri gitse. Bizim de toplam bütçemiz $700 milyon dedi. Biz $700 milyon dedi 16 milyon nüfusa bakıyoruz dedi. İşte bunların pirincidir, unudur vesairedir ve tabii katkı yardımlar vesaire onları saymıyorlar. Ama ülkenin yönettiği para, yani devlet başkanı yönettiği para 16 milyon nüfusa hükmediyor. $700 milyon dönüyor. Düşünün ki biz sadece burada bir çiçeğe o parayı harcıyoruz. Ama kritik ülkelerde, nokta galiba asıl bugünlerde gidip orada olmak. Kesin, tabii ki. Yani öbür gün bugün almazsanız 30-40-50 milyar dolarlık ekonomiler olduğunda. Kesinlikle. Yani siz bugün pozisyonunuzu almazsanız yarın zaten o pazarları oluşturacak bir sürü pozisyonda bekleyen, aporta bekleyen yüzlerce firma var. Hele Amerika kıtası şu anda burayı çok ciddi keşfetmiş durumda. Kanadalılar, işte Brezilyalılar, Avustralyalılar hepsi burada. Şimdi bu biliyorsunuz ki Belarus ülkeleri şu anda keşfetti. Belarus ülkeleri girdi. İşte İsveç'in, Norveç'i, Finlandiya'sı bunlar geliyorlar. Yani oralarda acaba bir şey yapabilir miyiz? Ki üretim olmayan ülkelerdir bunlar. Ama bu ülkelerdeki üretimden faydalanarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Şimdi bu kıtanın tamamı, bakın, petrol. Çok ciddi petrol yatakları var. Çok ciddi. Çok ciddi maden altyapıları var. Doğal kaynakları çok zengin. İşte elmas boksitin, bir tek elmas değil. Dünyanın en büyük boksit madeni Gine'de. İkinci boksit madeni Kamerun'da ki şu anda bizim Kamerun'la ilişkimiz işte bu boksit madeni üzerine. Esas ilk başlama noktamız buradan başlıyor. Bakır madeni dünyanın bir numarası işte Zambiya'da, Mozambik'ten Zambiya sınırında. Yani bu kıtanın tamamının altı tamamen doğal kaynaklarla dolu. Durup dururken bahar gelmiyor yani. Kesinlikle. Bakın mesela biz Tanzanya'da bir ihaleye katıldık. Karayolu ihalesiydi. Karayolu ihalesinde biz birinciyiz. 99.5 kilometrelik bir ihale. Karayolu ihalesinde birinciyiz. 90 günlük ihalenin açıklanma süresi var. Bekliyoruz. İkinci sırada da Çinli bir firma var. Çin'in devlet şirketlerinden bir tanesi. Hı hı. İnanın bana, ikinci şirketle bizim aramızdaki fiyat farkı $8 milyon. Çin'in devlet başkanı hiç erinmeden kalktı. Geldi. Devlet başkanından bahsediyorum. Geldi. Tanzanya devlet başkanıyla görüştü. Bu dedi bizim için dedi bayrak savaşıdır. Biz bu işi istiyoruz. O rakamada da yapmayı ben taahhüt ediyorum devlet başkanı, işi bize verin dedi ve işi ona verdiler. Bize de teşekkür ettiler. Dediler ki inşallah bir dahaki projede sizinle çalışmak istiyoruz dediler. Bizim ticari ateşimiz yok muydu orada? Şimdi büyükelçimiz var, ticari ateşimiz var ama şimdi onların esasında vasıfları farklı. Yani onlar birazcık daha KOBİ düzeyindeki firmalarla bu işlere çaba gösteriyorlar. Ama tabii ki büyükelçiler sonsuz işleri imza atıyorlar ama bu seviyedeki firmalara birazcık daha Türkiye devletinden katkılar olması lazım. Yani Türkiye hükümetinin oraya gelip oralarda işte bakan düzeyinde, başbakan yardımcısı düzeyinde bu tip çabaları vermeleri lazım. Çin devlet başkanı mı geldi Çin dediniz? Çin devlet başkanı. Bakın bu bütün basında vardır. Tanzanya basında var. Yani en güzel gösterge aslında tabii, bu söylediğiniz tabii. şey. Ya düşünün ki orada diyor ki biz mesela kendileriyle görüştük. Firma sonra bize teklif etti. Beraber de yapabiliriz dedi. Biz burada dedi bakın dedi iş yapma arasında değiliz dedi. Çalışacağımız işler zaten dedi ya dedi Tanzanyalı ya da dedi Türkleri ihale edeceğiz biz bu işi dedi. Ama bayrak dikmesi dedi. Evet önemli. Biz dedi buraya bayrak dikmeye geliyoruz dedi. Bizim dedi derdimiz orada para kazanmak değil. Çin devletinin dedi yıllık dedi kaybı $120 milyar dedi sadece çöp attığı para var dedi bu tip işlerde.
Bizim burada bütün derdimiz etkinliğimizi ve faaliyetimizi doğru göstermek. Bu aslında bir devlet stratejisini gösteriyor. Tabii ki. İşte bizim bunları tartışmamız gerekiyor. Tabii ki. Peki Afrika'ya tekrar döneceğim. Ya bu hedef pazarlar meselesini açmak istiyorum ama Kamerun pazarına özel bir iki bir şey sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz yılın Mart ayında değil mi? Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya geliyor. Diyor ki Kamerun'da köprüler, barajlar, havaalanı ve demiryolları gibi altyapı projelerine ihtiyaç var. Türk iş adamları olarak bütün bu yatırımlara siz de katkı sağlayabilirsiniz. Yani aslında yatırımcı çağırıyor. Aynen. Şimdi sizin de aldığınız orada bir iş var ama onunla ilgili başka bir şey soracağım. Asıl bu sözden yola çıkarak mesela Kamerun özelinde baktığınızda belki örnek üzerinden gitmekte fayda var. Oradaki fırsatlar ve riskler ne? Sadece fırsatlar değil bu büyük çaplı projelerde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kamerun Afrika'nın 58 ülkesinden farklı bir ülke. Onun farkını anlatayım. Genelde Afrika ülkelerinde Arap tarafını saymazsak yani Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır'ı saymazsak aşağı doğru baktığınızda genelde Afrika'nın ortası ve batısında ve güneyinde ve doğusunda her ülkenin bir şehri ayakta kalır. Yani işte Tanzanya'da örnek verirsek Dar es Salaam'dır ayakta kalan. Zambiya'dan örnek verirsek Lusaka'dır. Ama hep bir şehirdir. Yani ora yapılanır. Yani başkent gibidir zaten. Genelde de başkenttir zaten onlar. Genelde oranın ekonomik düzeyi çok yüksektir ama oradan işte bir 20 kilometre çıktığınızda zaten artık ondan sonra kırsaldır. Elektrik bile yoktur köylüleri de. Hani elektrik kablosu dahi gitmez köy hatları da. Yoktur çünkü öyle bir şey. Genelde telefonlar bile uydulardan çalışır. Televizyon kanalları uydulardan çalışır. Kamerun bu özelliği farklıdır. Kamerun'da iki şehir ayaktadır. Hem Douala hem Yaoundé. Douala'sı İstanbul gibidir. Ekonomi şehridir, deniz kenarıdır. Yaoundé'si de siyaset şehridir. Ankara gibidir, içeridedir. Dolayısıyla Kamerun'un bir özelliği budur. En büyük özelliklerden biridir. Kamerun'da fırsatlara gelirsek, Kamerun'da çok fazla fırsat var. Yani her sektör için fırsat var. Onu şöyle söyleyelim. Hani inşaat, biz kendi konumuz olarak, inşaat olarak bakarsak, inşaat sektöründe zaten inanılmaz derecede bir konut eksiği var. 400 bin konut eksiği var şu anda ilk 5 yıl için planlanan. Bununla beraber hiçbir otoyolu yok. Otoyol projeleri çok fazla. Enerjisi hiç yok. Enerji çok, zaten bütün Afrika'nın genelinde bu sıkıntıdır. Termik santrallerle elektrik üretiyorlar. Hidroelektrik santrallerini Çinliler zamanında yapmış. Hepsi şu anda işte bitik durumda. Atıldı. Çalışmıyor, evet. Çalışsa bile zaten o kablolarda ürettiği enerji zaten o kablolarda kayboluyor. Eski teknoloji kablolar olduğu için. Dolayısıyla enerji üretimlerinde ve özellikle bu yap işte devlet projelerinde de mesela turizm açısından otellerde çok ciddi bir rağbet var. Otel yok. İki tane otel var. Başkentte mesela. Bir tanesi Hilton, bir tanesi Montfebe diye bir otel. Hilton'a baktığınızda bence Hilton adını unutmuş orada. Yani o Hilton'la alakası bile yok. Yani verilen hizmetin, servisin, kalitenin öyle bir şey. Adı Hilton diyorsun. Bence adı Hilton kalmış. Yani muhtemelen unuttular herhalde. Hilton orayı adını. Peki mesela orada bir turizm yatırımında potansiyel var mı gelecek? Olmaz olur mu? 400 dolar oda bulamıyorsunuz. Yani 2 hafta önce, 3 hafta önceden eğer o ülke ziyaretiniz varsa 3 hafta önceden otel öğretmeniz lazım. Eğer gittiyseniz yandınız. Yani en kalitesiz belki burada otoyollarda bulabileceğiniz kamyoncuların da yatamadığı kalitede oteller bulabilirsiniz. O kadar. Çok kötü tabii. Yani turizme çok ciddi bir destek veriyor. Mesela devlet başkanı Paul Biya'nın birebir ağzındandır bu söyleyeceğim kelime. Buraya yeter ki turizm yatırımcısı gelsin. İşte biz binaları verelim çünkü devlet binaları çok fazla bina yapılmış zamanında bu amaçla. Ama hep yarım kalmış bir şekilde ilerlememiş. Mesela işleyenler de diyor ki hemen verelim. Yeter ki iyi bir işletme olsun. Çünkü devlet başkanlarının kendi saraylarında veya kendi başkanlıklarında böyle toplantı salonları, konferans salonları vesaire yok. Hepsini burada yapıyorlar. Bu otellerde yapıyorlar toplantıları. Yabancı devlet başkanları, yabancı devlet konseyleri, delegasyonlar geldiği zaman muhakkak o otellerin lobilerinde işte konferans salonlarında ki konferans salonu dediğimiz yerler çok küçük esasında yerler. Buralarda yapıyorlar. Dolayısıyla turizm yatırımından tutun da aklınıza ne geliyorsa her sektöre hitap edecek şey var. Fırsat var. Burada fırsatın en basiti de şu. Gıda bunların en büyük tüketimi. İşte pirincinden ununa aklınıza ne geliyorsa her sektörden alım yapılıyor buraya. İşte çimento, ülkede çimento yok, yurt dışından geliyor. İşte demir yok, yurt dışından geliyor. Yani aklınıza gelecek her sektörün burada fırsatı var. Ama benim burada en önemli anahtar şeyim şu vereceğim tüyo. Buralara geleceklerse yatırımcılar birebir ilk önce patronların kendisi gelsin. Kendi gözleriyle görsün. Profesyonel yollamasın yani. Profesyoneller bu işler yürümez. Çünkü Afrika pazarı sert bir pazar. Yani oralara gidip oralarda kalması lazım. Şimdi ben size söylüyorum. Profesyonellerin ilk önce aklına gelecek şey şu. Acaba sivrisinek ısırırsa palo olur muyuz? İşte orada bilmem ne hastalığı varmış, sıtma hastalığı varmış, ölür müyüz? Yani şimdi riski almadan birazcık burada kaderci olmak lazım. Yani buralara geleceksiniz, göreceksiniz. Bu riski kim alabilir? Cebinden parayı çıkaracak, kazanacak veya kaybedecek olan kişi kimse o gelip görmesi lazım. Dolayısıyla bu pazarlar
yöneticilerin gelip bakacakları bir pazar değil. Dolayısıyla kendileri gelecekler, birebir görecekler. Küçük de olsa, ufak da olsa bir ufak irtibat ofisi. Bakın orada kiralar çok yüksek. Aşırı yüksek. Çünkü arz talep dengesinde arz yok. Bina yok zaten diyorsun. Arz yok. Talep inanılmaz fazla. Çünkü çok yabancı var şu anda piyasanın içerisinde. Giren, yapılanmaya çalışan. Bugün düşünün 100 metrekare bir ofis. Elle tutulur bile değil. Belki bizim bugün kırsalımızdaki en kötü ofis kadar kalitesiz ofisler. $4,000, $5,000. Yani benim oradaki fırsatları değerlendirmede bu yatırımcılara söyleyeceğim şey şu. Gelsinler, görsünler ama yapılansınlar ve sabretsinler. Risk ne? Sıfır risk. Sıfır risk. Çünkü Avrupa'nın, şimdi mesela diyelim ki Frankofon ülkesi, Fransız sömürgesi, zaten Fransız kanunları geçerli. Eğer İngiliz sömürgesi zaten İngiliz kanunları geçerli. Kanun tarafında hiçbir sıkıntıları yok. Bankacılık sistemi vesaire onlar her şey etkin. Mu? Tabii bütün bankalar Swift'li. Hep bütün bankaların, yani bir kere bütün dünya bankaları orada. Biz hani buradan çıkıp kuş bakışı bakamayan Türkler için söylüyorum. Citibank'ından aklınıza gelecek dünyadaki ABN AMRO'suna kadar, Standard Chartered'ından Societe Generale'sine kadar bütün bankaların devleri orada. Yani kendi sömürge ülkesindeki dev olmuş bankaların hepsinin orada yerleri var. Kendi etnik bankaları da var. Afrika bankaları da var. Sonradan kurmuş Ekobank gibi vesaire. Bankacılık sistemi gayet iyi işliyor. Para sistemleri gayet iyi çalışıyor. Ülkede kazanılan paranın dışa çıkılması için müsaade ediliyor vesaire. Yani bunların hepsi bu ülkelerde var ve bu söylediğim genelleme değil. Yani bir iki ülke değil. Hepsinde bu. Yani bir hukuk güvenliği var. Kesinlikle. Finans güvenliği kesinlikle. Var. Peki siz sizin aldığınız iş üzerinden bir soru sormak istiyorum. Tabii siz Kamerun'da 740 milyon dolarlık evet. bir duble yol işi. Çok net bir şey soracağım. İş almak için ne yapılmalı orada? Yani siz izlediğiniz yolu anlatırsanız belki bu konuda faaliyet gösterecek tabii. kişiye de şimdi örnek şöyle, olur. Biz Türk müteahhitlik sektörü olarak bakmak lazım olaya. Türk müteahhitlik sektörü olarak şu anda Afrika'nın genelinde ihaleler yapılıyor. Ancak bu ihalelere ben tavsiye etmiyorum girmelerini. Çünkü hı-hı. ihaleler yapılıyor. Bütçe ilk önce bir sene önceden planlanıyor. Aynı sene içerisinde bütçe ayrılıyor, proje başlıyor, ihale ediliyor, projeye giriyorsunuz, ihale yapılıyor. Fakat ihale süreci bittikten sonra, iş başladıktan itibaren birinci, ikinci akreditasyon normal giderken, üçüncü akreditasyona geldiğinde ülkenin kritik bir ihtiyacı varsa, diyelim ki bir bölgede kıtlık çıktıysa veya işte bir alım yapılacaksa o para oradan kaydırılıyor, diğer bir bütçeye ayrıldığı zaman otomatik olarak inşaat duruyor. Yani adam şöyle bakıyor devlet, ya diyor ki bu inşaat zaten geçmişte de yoktu, şimdi de olmasın, dursun diyor, beklesin. Biz özel temel ihtiyaçlarımızı karşılayalım dediği zaman işte o zaman müteahhitlik, Türk müteahhitlik sektörü adına orada ciddi bir sıkıntı başlıyor. İkinci Libya krizi gibi. Aynen öyle. Çok var. Gitmişler zamanında. Yani ufak tefek işler yapmışlar ama hani büyük boyutu değil ama genelde işte 3 kilometre, 5 kilometre bırakıp dönmüşler. Makinaları bile kalmış, döndürememişler vesaire. Bu müteahhitlik anlamında baktığınızda muhakkak surette kendi projenizin finansal modelini kendiniz yaratmanız lazım. Sadece ve sadece devletin verdiği %100 garantiyi yurt dışı pazarında, uluslararası pazarda yani Avrupa'da olabilir, Ortadoğu'da olabilir. Bu riski satacağınız banka yanınıza götüreceksiniz. Siz paranızı kendiniz yönetirseniz hiçbir şekilde iş durmuyor. İşte bizim aldığımız projeler böyle. O yüzden zaten başarılıyız biz. Yani kredi ya da öz sermaye ama parayı cebinize koyup gideceksiniz. Yani yanınızdaki finansör kuruluş sizin yanınızda olması lazım. Yani bir fon olabilir, bir banka olabilir. Beraber gideceksiniz. O devletin kredisini, %100 devlet garantisini kendisini alacak. Birebir devlet ona borçlu olacak. Hı-hı. O onlar kendi arasında o ilişkiyle çözüyorlar o paraları. Siz orada hiç şey yapmayın. Siz kendiniz mühendislik dalında yapmanız gereken işi yapın. Ama bu ayakları sağlam kurun. İşte finans ayağınız, management ayağınız yani denetim ayağınız Hı-hı. ve oradaki teslim ayağınız. Bunu kurduğunuz anda bu sistemi, bu ki kolay değil. Ben 1,5 yılda bu altyapıyı kurarak aldım. Ki bundan önceki aldığım işler de Afrika'da aynı bu şekilde. Dolayısıyla bir sıkıntı çekmiyorum ben. Ama Türk müteahhitliğin anladığı düzey bu değil. Türk müteahhitliği ihaleye girmeye alışık. İhaleye gidecek, ihaleye girecek. O bizim buradaki kültür gibi ihale sürekli işleyecek zannediyor ama maalesef bu ülkelerde şu anda şu aşamada belki 5 yıl sonra para kazanmaya başladığı zaman doğal kaynakları yüzeye çıkıp o paralar devlete katkısına girmeye başladığı zaman muhakkak ki bu dediğim kültür gelir oturur ama şu aşamada değil. Ama bu söylediğiniz çok kritik bir bilgi. Kesinlikle. Yani oraya gidip iş yapayım derken batmamak adına çok önemli bir bilgi bu. Yani Türk müteahhitli adına şunu söyleyebiliriz biz. Türk müteahhitli adına %100 garanti almadıkları bir işe girmesinler. Yani devlet o bütçeyi ayırıp uluslararası bir bankada bunu blok ettiğine dair bir belge veriyorsa sorun yok. İhaleye katılabilir. Bunu istemek de en doğal hakları. Burada tevazu göstermelerine gerek yok. Hani alçak gönüllülük yapmasınlar. Muhakkak istesinler. Devlet bunlara alışık. Bir göstermeye alışık. İstesinler. Eğer ihaleye katıyorlarsa. Bakın mesela şimdi Tanzanya'da biraz önce verdiğim ihalede. Biz bir ihaleye niye katıldık? İlk defa ihaleye katıldık biz. Tanzanya'dır o da. İhaleye nasıl katıldık? Bütçeyi gördük.
bütçe İngiltere'de Standard Chartered Bank'ta açtıkları bir hesapta blok edilmiş ve management'ını uluslararası denetim kuruluşuna yaptırıyorlar. Karşılığı var. Tabii. O projeye girilir. Ama o projeyi görmediyseniz sakın girmeyin. Bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü o iş proje yarıda kalır. Eğer bedelini görmediğiniz bir projeye girdiyseniz o proje yarıda kalır. O zaman da işte sıkıntı kendine gösterir. O yüzden Türk müteahhitli adına şunu yapmak lazım. Doğru proje doğru bir şekilde girmek lazım. Araştırmasını iyi yapması lazım. Eğer finansal modeli kendinde varsa zaten hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü finansı kendi yönetecek. Yalnız bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum ki hadi gidelim oraya ihracat falan böyle bir şey değil. Çok ciddi bir finans, hayır ona soracağım ha. Birazdan tüketim mallarına ilgili. Orada iş yapabilmek adına bir finans yönetimi, kesinlikle. Ciddi bir diplomatik yönetim ve tabii yani işinizin kalitesini saymıyorum bile. Onu yapmak zorundasınız zaten vesaire. Yani bir yönetim süreci gerektiriyor. O ben gideyim oradan iki iş kapayım falan böyle bir şey. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunun altını bir çizelim. Böyle bir şey yok. O geçmişte Avrupa'da da yoktu ama. Onu da söyleyeyim. Avrupa'da da böyle bir şey yok. Ben Avrupa'da da iş yaptım. Çünkü. Bazen bizde böyle bir zihniyet uyanıyor. Çünkü ben şimdi gerçi 7. çerçeve, 6. çerçeve programında bir KOBİ'nin sen parayı yolla proje kolay dediğini de kulaklarımda duyduğum için. Türkiye'de bu çok rahat. Çünkü Türkiye'de bizim kültürümüz farklı. Yani bizde insanlar dedikodudan çok korkar. Benim rahmet dediğim bir sözü vardı. Derdi ki oğlum küçük yerde insanı gam, dert, keder öldürmez. Dedikodu öldürür. O yüzden dedikodudur o. O yüzden Türkler dedikodudan korktuğu için evet bu telefonla aldığı o bilgiyi doğrular. Yani bir şekilde işte Ahmet'e gider, Mehmet'e gider, örf yapar, o işi çözer ama orada o yapamazsınız onu. Peki orada profesyonel olacaksınız. İhraç ürünleri açısından Kamerun'dan biraz bahsetmenizi. Şimdi 300 milyonluk bir tüketiciden bahsediyoruz aslında. Bir kere pazarın özellikleri ne? Yani tüketim, hızlı tüketim malları açısından baktığınızda pazarın özellikleri bunları alabilecek alım güçleri var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, alım gücü de çok yüksek çünkü paranın ne olduğunu bilmiyorlar. Yani parayı kullanmayı bilmiyorlar. Çünkü para onlar için hiçbir zaman amaç olmamış. Dünyanın en mutlu insanları o zaman. Evet, evet tabii tabii. Ya inanılmaz hem de. Yani bir onlarda da mesela bu dans kültürü çok fazla. Onlar bile bir tane teneke çalsalar oynarlar. O, yani onların müthiş. Bir mutluluğu inanılmaz. Yani Allah yani o kıtada çok fazla bolluk vermiş. Evet o kıtada onlara açlık gibi gösterse de mesela Somali'ye yıllarca biz hepimiz üzüldük. İşte insanlar orada açlıktan ölüyor. Açlıktan ölmüyorlar, tembellikten ölüyorlar. Bu önemli bir ayrıntı. Açlıktan ölen yok. Su, şimdi Afrika kıtasına hükmeden insanlar da, devlet başkanları da Afrika kıtasının ikiye bölümünden habersizler. Biliyor musunuz? Afrika kıtası Sudan üzerinden girer, Nijerya sınırından çıkar, ortayı komple Afrika kıtasını ikiye kesen, ada şeklinde bölen bir nehir var. Bunu Afrikalı da bilmiyor. Afrika haritasını iyi açarsanız büyütebilirsiniz. Araştırmıyorlar da yani. Araştırmıyorlar. Mesela Kongo, Brezilya ile Kinshasa arasından gider, komple bütün şeyi böler. Afrika kıtasını bölen bir nehir var. Ve bunun bütün kolları Afrika'nın tamamına yayılmış. Afrika'da bir metre delin su çıkar. Ya benim neyim var diye bakmamaktan mı aç tabii, tabii. Kalıyorlar? Ya Somali, şimdi bu insanlar şey gibi olmuş. Yani eski Sovyetler Birliği gibi. Her ne kadar komünizm olmasa da komünizm gibi yetişmişler ve büyümüşler. Hep devlet vermiş. Devlet eliyle her şey halledilmiş. Bunlara hiçbir meslek öğretilmemiş. Meslek grupları yok zaten onlarda. Yani eğer okumuşsa onu zaten kesin sömürgeler seçiyorlar okullardayken. İyi zekalı. Kendi ülkelerinde okutmuşlar. Kendi ülkelerinde onlara bir hayat kazandırmışlar. Sosyal durumunu orada belirlemişler. Orada yürüyor. Ama bu ülkelerin içindeki insanlar zaten şey geri kalmış. Dolayısıyla tembellik çok fazla. Yani insan şurada oturur. Saat 10 saat uyur orada. Hiç kalkmaz o. Bakanlık koridorlarına girin. İnanın bana. Koridorlarda şaşırırsınız. Bizim bildiğimiz bakanlık kültürü yoktur orada. Bakan odasına girersiniz. Bakan orada ticaret yapar. Gömlek satar. Yurt dışına İtalya'dan özellikle Lacoste getirmiştir. Onu satmaya çalışır. Bir bakanların enteresan bir şeyleri var. Çok enteresan. Tabii tabii. Yani seyyar satıcı gelir. Bakanın o ön taraftaki bekleme odasında döner. İşte ayak tırnağı satar. Hayvanların efendime söyleyeyim torbalarda yok fıstık satar. Yani öyle bir şey alışmamışlar. Mesela bakan bir yerde restoranda yemek yer. Para öder. Hesabı sayar. Garson saymadan kalkamaz bakın oradan. Ya hoş bunu kaybetmesinler ne olur. Kaybetmezler. Bunu kaybetmesinler ne olur. Yani bu güzel bir şey. Evet. Peki son 5 dakikada da biraz şunu konuşalım. Şimdi Afrika'da rekabet de büyüyor. Şimdi kim hangi stratejiyi uyguluyor? Biraz bunu konuşalım 5 dakikada. Biz nasıl bir strateji uygulamalıyız? Biz son 2 yıldır şu anda strateji olarak, ülke olarak söylüyorum. TİKA'nın bir takım orada faaliyetleri var. Ama genelde sosyal durumundaki faaliyetleri yönetiyorlar. Genelde işte suyu olmayan ülkelerde kırsaldaki yerleri işte su açıyorlar.
İşte okul olmayan yerlerde işte ufak tefek okullara tadilat yapıyorlar, sıra koyuyorlar vesaire. Bu tip şeyler yapıyor. TİKA iş adamlarını son 2 yıldır getiriyor. Fakat biraz önce de işim konunun başında da şöyle söylemiştim programın başında. Oraya gelmek yetmiyor. İş adamını getirmek evet tabii ki bir şey. Sonuçta vizyonunu açıyorsunuz. Ama maalesef bizim iş adamlarımız toplu psikolojide insanlar birbirini orada dışarı çıkmadan otel lobisinde ayaklarına bile dışarıdan restorandan yemek getirerek seyahat edenleri gördük. Ki biz bunları gözlerimize turistik gördük. Turistik seyahate dönüyor o kesinlikle zaman. Kesinlikle yani bir mask alıp geri dönüyor. Yani Afrika'yı gördün mü gördüm. Yapacak mısın? Yok ya oralarda iş yapılmaz. Sokakta millet yemek yiyor. Hayvan kesiyor. İşte sineğin üzerinden sineği sallıyor. Bu şekilde yemek yiyor diye. Biz bunları hep duyuyoruz bu piyasa içerisinde. Piyasa bu değil. Piyasa gidecekler. Oradaki bütün araştırmaları doğru yapacaklar. O pazarda etkin rol oynayacak ne varsa ihtiyaçları belirleyecekler. Herkes kendi sektörüne hükmetsin. Şimdi ben geçmişte bir insan, yani biz Türkiye'de mesela çok görüyoruz. Şimdi biz Afrika'nın birazcık da fahri elçisi gibi çalışıyoruz. Hem bakanlık düzeyinde hem siyasiler tarafından da çok bilgi alıyorlar bizden. Tanımak için ülkeleri. İş adamları da şu anda arıyorlar. İşte mesela bir çikolatacı arıyor. Biz oraya ülkeye çikolata gönderir, sizin üzerinizden yapalım. İşte gıdacı arıyor, uncu. İşte biz orada un satacağız, sizin üzerinizden yapalım. İşte birisi mobilya satacak, mobilya sizin üzerinden satalım gibi. Bize bu aynı çok zamanda herkesin geliyor. Halen ürktüğünü gösteriyor. Tabii. Yani riski size vermeye evet, çalışıyor. Evet, yani güvenemiyorlar. Çünkü parayı alabilir miyiz, alamaz mıyız korkusu var. Ama bakın şunu söyleyeyim. Bütün halkta para ödeme kültürü çok fazla var. Borçlu kalma kültürü kesinlikle yok. Çünkü sömürgeleri bunları öyle eğitmişler ki yalan öğretmemişler bu topluma. Yalan atamazlar. Kesinlikle en ufak 3 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki adama kadar yalan attıramazsınız. Neyse doğru onu söyler. O yüzden bunlarda dürüstlük esası uygulandığı için yani toplumu öyle bir aşılamışlar ki sömürgeler yarın bunlar eğer gelişir ve şey olursa zenginleşirse bizi bir şekilde aldatmasınlar diye ilk önce dürüstlük esasını öğretmişler bunlara. Dolayısıyla ödeme kültürü çok yüksek ve paraları da var. Parayı dediğim gibi kullanma şekillerini bilmedikleri için şimdi bakın Türkiye'ye bakın. Türk Hava Yolları'na dış hatlar terminalinde Atatürk Hava Yolları'na bir bakın. Gidenlerin eskiden görürsünüz Türkmenistanlıydı şu anda hepsi zencidir. Çok ciddi bavul ticareti yapıyorlar Türkiye'den. Düşünün ki buradan 19 bin kilometre öteye gidiyor. Öyle başlıyor zaten bavul ticaretiyle başlıyor işte. Tabii. Ama şu anda mesela Türkiye'den çok fazla mallar alınıyor. Afrikalılar alıyor. İşte düşünün ki Türkiye'de bir yağ üreticisi, otomobil yağ üreticisi bile o kıtaya yağ satıyor Türkiye'den. Peki, son söz, bir cümle. Buyurun. Buradan oraya gitmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Bir cümle. Sabır. En önemli anahtar kelime bu mu? Evet, sabır. Gidecekler, sabredecekler. Ama çok başarılı olacaktan eminim. Çünkü çok büyüyecek bir pazar diyorsunuz. Bütün dünyada aslında orada kesinlikle rekabet etmesi kesinlikle bunun en önemli göstergelerinden biri. Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Öztürk. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Çok orada sağ olun. O pazardaki tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Umarım buradan daraldım, nereye mal satsam, nereye iş yapsam diyen çok sayıda iş adamı olduğunu biliyorum. Evet. Bir de Afrika pazarına şöyle bir mercek tutsunlar. Biraz da sabretsinler. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Afrika'nın hikayesi hep eskidir bilirsiniz. Bir ayakkabı firması bir pazarlamacısını göndermiş. İlk gelen rapor, ya burada hiç ayakkabı satamayız çünkü kimse ayakkabı giymiyor olmuş. İkna olmamış, ikincisini göndermiş ve ikinci gelen rapor şu. Burada anormal bir potansiyel var çünkü kimsenin ayağında ayakkabı yok. Buradan yola çıktığınızda Türkiye'nin aslında farklı pazarlara, farklı yaklaşımlara çok ihtiyacı var. Bunları masaya yatırmaya. Ama Sayın Öztürk'ün altını çizdiği çok net bir şey var. Biz bunu daha önce Rusya pazarında yaptık, aynı hatayı Orta Doğu pazarında yaptık. Sabredemiyoruz. Sabredeceğiz, emek vereceğiz ki yarın öbür gün oralarda daha etkin olalım. Biz her zamanki iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.